bu yıl okula başlayan çocuklarımıza başarılar dileklerimi sunuyorum. Bolu Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı ikinci oturumu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlığında Bolu Belediye Meclisi salonunda yapıldı. Toplantıda komisyonlardan gelen raporlar meclis üyelerinin oylarına sunulurken toplantı geçtiğimiz oturumda alınan karar ile canlı olarak kamuoyuyla paylaşıldı. İnşallah özellikle çok arzu ediyorum. Üniversite sınavında bu yıl artan oranda bir başarı olur yolumuz için. Bolu Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci birleşiminde çeşitli işler ve plan bütçe komisyonundan gelen yeni iki hat konusu CHP Bolu Belediye Meclis üyesi Tahsin Mert Karagöz tarafından gündeme taşındı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise alınan karar ile otobüs hatlarının detaylı incelenmesi için Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası ile ortak çalışma yapılacağını söyledi. İki tane yeni mevcut hatlarımızın üstüne 23 tane mevcut da hattımız var bizim halk otobüslerimizde. Bu hatlar yeterli yetersiz olduğundan değil. Eylül ayının ilk birleşiminde Çakınlar Köroğlu Mahallesi civarından direkt olarak Sağlık Mahallesi, hastaneler ve resmi kurumlar civarında batıda Sümer Tepecik mahallelerinden kalıcı konutlarda bulunan İzzet Baysal Devlet Hastanesi güzergahına, yeni açılan bulvarları da kapsayacak şekilde özel halk otobüsleri için yeni iki hat oluşturulması konusu komisyonda olumlu görüş alarak meclis üyelerinin oylarına sunulmuştu. Meclis üyeleri de otobüs hatlarının oluşturulması adına oy birliğiyle karar almıştı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci birleşiminde konu hakkında geçtiğimiz günlerde Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası ile bir görüşme gerçekleştirildiğini ve taleplerinin olduğunu meclis üyelerine aktardı. Cuma günü geç saatte Şoförler Odası Başkanı'nın başkanlığında çok sayıda kooperatif başkanımız, özel halk otobüsü işleticileri birlikte ziyarete geldi. Uzun ve kapsamlı bir görüşme yaptık. Ben bu hatlar belirlenirken belediye ile Şoförler Odası temsilcilerinin muhakkak istişare etmesini istemiştim. İstişare de edilmiş. Meclis üyeleri Başkan Özcan'ın açıklamalarına katılırken belirlenen üyelerin önümüzdeki günlerde şoförlerle bir araya gelip bir çalışma yapması bekleniyor. Meclis üyelerinin hazırladıkları rapor Ekim ayı toplantısında meclise taşınacak ve yeni otobüs hatlarının gerekip gerekmediği görüşülecek. Şunu söylediler, evet bizim odamızın çalışanlarıyla belediye bu konuda çalışmış ama biz bu konunun daha detaylı, bu hatlara karşı değiliz dediler. Ama daha detaylı bir çalışma yapalım. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım, işte belediye versin 3 kişi bu işe gerçekten vakit ayıracak, kafa yoracak. 3 tane biz verelim şoförler odası olarak bu işleri iyi bilen. Bir de sistemin işleticisi var, temsilci göndersin. Bu arkadaşlarımız Ekim meclisine kadar tüm hatları tek tek ele alarak, güzergahı, mesafesi tek tek ele alarak bu hatlarla ilgili çalışma yapsın önerisi geldi Şoförler Odası Başkanımızdan. Ve dedi ki, Tanju Bey dedi, isterseniz meclis üyelerimizle de konuşun, meclis üyeleriyle de konuşun. Bu mecliste karar vermeyelim bu iki hat konusunda. Belki Ekim'e kadar bu çalışmayı bitirelim, süratle çalışalım. Belki bu 3 hat olur, belki 4 hat olur. Bazı hatlar birleştirilir, bazı hatlar işlevini kaybetti. Bunları yeniden ele alalım. Bu komisyon üyeleri binsin otobüse, vatandaşla konuşsun, durakta bekleyen yolcuyla konuşsun, şoförlerle konuşsun. Burada belediyemize gelen şikayetler var hatlarla ilgili. Biz onlarla ilgili gelen şikayetleri verelim. Hangi hatlarda nasıl şikayetler yoğunlaşmış. Böyle yoğunlaştırılmış bir çalışma yapalım. Ekim ayında karar verelim arzuları var.